27 Ekim'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir güney rüzgarı estirelim. Ama hepinizi ilgilendiren, hepinizin hayatını, çocuklarınızın geleceğini etkileyecek önemli konuları konuşacağım. Vahap Seçer, deneyimli bir siyaset adamı. Parlamentoda görev yapmış, komisyonlarda görevler üstlenmiş bir isim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir isim. Tam da gününde geldi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Mersin'in enerjisini İstanbul'a taşımak istedik. O güzel Akdeniz güneşinin sıcak havasını. Sizinle Mersin'i konuşacağım. Belediyecilik sadece beton değil, yol değil. Büyük büyük binalar değil. İmar rantı değil. Belediyecilik halkınızın tam gönlüne girmek, kalbine girmek. Soğuk havada onun yanında olup ortamını ısıtmak. Sıcak havada ortamını soğutmak. Açken doyurmak. Acı çekerken onun acısını dindirmek. Belediyecilik bu. Şimdi yaptığımız 34.4 kilometrelik bir raylı sistem. İlk etapta 13.4 yer altından geleceğiz. Doğu batı aksında. Sonra ikinci etapta üniversite, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversite Hastanesi, o bölge çok hızlı gelişiyor. Orada da 8.4 kilometrelik bir tramvay hattı, bir ring düşünüyoruz. Yine metroya bağlayacağız. Tren garının olduğu, eski otogarın olduğu bölgeden de şehir hastanesine ve yeni otogara çıkacağız. 11. kalkınma planında bu Doğu Akdeniz'de bir ana konteyner limanı olarak değiştirilmiş. 2022 programında yer tespiti yapılacak, etüt proje çalışmaları yapılacak. Yeri belli değil mi bunun? Yeri belli. Evet. Mersin'de yeri belli. Evet. İmara işlenmiş, her türlü çalışma yapılmış. Evet. Şimdi mevcut limanın genişleme çalışmaları var. O ayrı evet, bir tamam. Proses. Orada da bazı hukuki sorunlar yaşanıyor. Bu ayrı bir iş. Acaba birbiriyle ilintili mi? Hani 1 milyon TL Mersin'i çırak çıkaralım. Limanın kapasitesini arttıralım. Bu buraya yeter. 2.6 idi, 3.6 olsun. Bu 12.8 milyon TL'lık kapasiteli ana konteyner transit limanı da alalım, bir başka yere götürelim. Doğu Akdeniz'de bir başka. Öyle olmadığını umut edelim. Vergi alıyorsanız geri dönüşü de ona göre sağlayacaksınız. Hmm. 24. sırada Mersin, 22. sırada. 81 il arasında merkezden yatırım alan 22, 23, 24, 25. sırada çelişki bu. Kent durumundasınız. Çelişki. Tabii ki. Gelirde vergide 6. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Merkez hükümetin yüzü bize dönük olursa Mersin'i kimse tutamaz. Şu anda tutamıyoruz. Bunları tarihe not düşme adına söylemek zorundayım. Tamam. Eğer merkezi yönetim benim partime mensup bir cumhurbaşkanı ya da bakanlar tarafından yönetilmiş olsa elimi masaya vururum. Siz ne yapıyorsunuz? Daha önce bu çalışmalar yapılmış. Burası da son derece uygun lokasyon olarak, uygun altyapı olarak, uygun Mersin'in vizyonu, misyonu, geçmişi, liyakatı, birikimi olarak uygun derim ve bu planın da uygulamaya konulmasını peki sağlardım. Anlatılması lazım, tanıtılması lazım. Bilinmiyorsanız bakın, az önce söyledim. Şu görüntülere ya, bakın ne kadar güzel. Toroslar'da bir nadide gülsünüz ama kimsenin sizden haberi yok. Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin özeti, tarihi, kültürel birikimi, 10 bin yıllara dayalı, Tarsus'tan Anamur'a kadar, 3 semavi dinin kalıntılarını görürsünüz. Her mezhebi, her meşrebi görürsünüz ve huzuru bulursunuz, bereketi bulursunuz. Her yerde huzur var, bereket var. Toros'un dağında, Akdeniz'in ovasında, denizinde bereket var. Peki, çok teşekkür ediyorum. Lütfen eşinize de, çok kıymetli Meral Seçer'e de selam söyleyin. Onun kadın dayanışması, kadın kooperatifleşmesi konusundaki çalışmalarını destekliyorum.